Murat Kurum ne dedi? Murat Kurum ne yapmıştı? Hepsini konuşacağız sevgili izleyenler. İşte CEO. Oradan adı çıkan isim. Berat Albayrak. Berat Albayrak sonra bakan alıyor. Hangi bakan? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Bu notu da düşelim. Yağış söz konusu İliç'te. Şimdi hemen İliç'e bağlanacağız. Zira 9 işçiyi nasıl kurtaracağız o toprağın altından? Dolayısıyla yağmur nedeniyle riskler de artmış durumda. Hemen dönelim. Tele 1 ekibi İliç'te, muhabirimiz Gönül Kasap, kameramanımız Güven Dinçmen. Hemen Gönül'ün yanında da konuğumuz Sayın Deniz Yavuz Yılmaz. Sözü kendilerine bırakıyorum. Teşekkür ederim Ülkü Çoban. Az önce sizin sorduğunuz soruların cevabı Murat Kurum ne demişti? Murat Kurum ne dedi? Bakanlar topu birbirine nasıl atıyor sorularının cevabını bize CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz verecek. Çünkü sabahın erken saatlerinde CHP heyeti bölgeye, içeriye, olayın olduğu yere girdiler ve orada bir takım incelemelerde bulundular. Bir de raporları var. Bu facia bir anda mı oldu yoksa acaba zemininde neler yatıyor? İhmaller zinciri mi var? Hepsinin cevabını Sayın Yılmaz'dan alacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Şeref evet, verdiniz. Merhabalar. İliç'teyiz. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak buradayız. 3 koldan bölgeye intikal ettik. Birinci kol Erzincan Milletvekilimiz Mustafa Sarıgül. Olay olduğu anda hemen buraya geldi. O da arama kurtarma faaliyetlerine katkıda bulundu. Süreci anlık olarak biz karşılıklı bilgi alışverişi yaptık. Teknik anlamda da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in talimatıyla birlikte hem karayolu hem hava yoluyla birlikte iki ayrı ekip olarak iki ayrı Genel Başkan Yardımcısı, Milletvekili ve Parti Meclisi üyemizle birlikte bölgeye geldik. Bölge bildiğimiz, tanıdığımız bir bölge. Anagold madenciliğe ait bir altın maden sahası burası. Nereden biliyoruz? Daha önce defalarca kez uyarı yaptığımız, tedbir alınması gerektiğini söylediğimiz, vahşi madencilik yapıldığı için çok büyük çevre felaketlerine ve işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarına yol açabilecek bir bölgeydi. Maalesef yaptığımız uyarılar karşılık bulmadı. Ve sonuç şu anda 9 madencimiz burada bir çamur deryasının içinde hem de kimyasal atıklı bir çamur deryasının içinde altında şu anda bulunuyorlar. Ümit ediyorum onları canlı çıkarmak mümkün olur. Ancak yoğun yağış nedeniyle de bir balçık olduğu için ortam bütünüyle bu anlamda da çalışmalar oldukça yavaş ve güç ilerliyor. Bunu söyleyebiliriz. Bulunduğumuz bölge dediğimiz gibi defalarca kez uyarı yaptığımız bir bölge. Altın çıkarma prosesi maalesef tabii içinde kimyasal çözeltilerin de kullanıldığı, yani siyanürün ve aynı zamanda sülfürik asidin kullanıldığı, çökertme yapıldığı, liç yöntemi denilen bir yöntemle birlikte altının oradan ayrıştırıldığı bir yöntem. Burada bu felaket gerçekleşmeden önce acaba bu durum, buradaki çatlaklar, yığının yapıldığı bölge, yani yapay olarak yığılan malzemeyle birlikte adeta bir dağ seviyesine ulaşan bu kütlenin kaymadan önce çeşitli çatlaklarla veya belirtilerle işçiler tarafından fark edilip fark edilmediği konusu önemliydi. Bunu Vali Bey'e sorduk. Vali Bey işçilerin bir kısmının bunu fark ettiğini, bu doğrultuda 8 işçinin bölgede hem gözetim yaptığı hem inceleme yaptığını ifade etti. Ve maalesef bu 8 işçi de bu kayan kütlenin altında kaldılar. Bir işçimiz de bir kamyonla şoförüydü. Kamyonla birlikte yine bu kütlenin altında kaldı. Peki bu çatlak fark edildi. Bir acil durum eylem planı harekete geçirildi mi diye sorduk. Ve acil durum eylem planı istedik. Görmek istedik. Ancak Savcı Bey'in
bu acil durum eylem planı ve çeşitli evrak, bilgi, döküman onları soruşturma kapsamında aldığı ifade edildi. Dolayısıyla bu doğrultuda doğru bir acil durum eylem planı işletilip işletilmediğini şu anda öğrenememiş durumdayız. Ancak biliyoruz ki burada yolunda gitmeyen birçok şey var. Bunların başında özellikle şev eğimi dediğimiz, yani burada yığınların yerleştirildiği açı önem kazanıyor. Bu yığınların özellikle ne kadar katı olduğu ve sıvılaşmaya müsait olması yerleştirme açısını etkiliyor. Eğer oldukça katıysa %60'a kadar bir açıyla yerleştirilebiliyorlar. Ancak sıvılaşmaya müsaitse %30'a kadar da iniyor. Daha yatay bir yığma gerçekleştiriliyor. Burada bir dağ seviyesine ulaşmış. Yani çevrede neredeyse bu yığılan kütleden daha yüksek dağ yok. Yani dolayısıyla böyle bu uygulanmış, bu oldukça hatalı görünüyor. Diğer taraftan hem yağmurun etkisi, hem aynı zamanda burada kimyasal kullanılan çözücülerin etkisiyle birlikte bir çözeltme, sıvılaştırma işlemi var. O nedenle burada su drenajının da yapılması gerekiyor ki kütle sıvılaşıp da çamur haline gelip akmasın. Burada da bir problem var. Diğer bir noktada şevin yüksekliği, ifade ettiğim gibi. Orada da dağ seviyesine gelmiş. Orada da bir problem var. Yani bir sorun var ki burada bir yapay dağ durumuna gelmiş olan yığın, kütle çamurlaşarak birdenbire bir çamur deryasına, çamur nehrine dönüşerek çevreye yayılıyor. Bahsettiğimiz çevreye yayılan kimyasal atık içerikli bu kütle milyonlarca ton ağırlığında. Aslında bu da ÇED raporları ile birlikte kapasitesi artırılan bir yer. Burada bir virgül koyarak aslında, çünkü biz şimdi bu facianın nasıl meydana geldiği konuşuyoruz. Ben biraz daha hikayenin başına gitmek istiyorum. Bu ÇED raporlarıyla beraber biraz daha Murat Kurum döneminde bu kapasite artırımından önce de Adana Milletvekili de buranın fay hattında olduğunu, yani en başına gitmek istiyorum. Bir defa tesis doğru yerde mi kuruldu? Şöyle şimdi bölgede bu milyonlarca ton ağırlığındaki çamurlaşmış haldeki ve kimyasal atık içerikli kütle bir heyelan görüntüsü vererek bir dağ gibi, yani üçte ikisi nehir gibi akarken aynı bölgeye çok yakın, yani belki 50 metre 100 metre mesafede de bir siyanür atık havuzu bulunuyor. Ve aynı şekilde de yine çok yakın, yani 200-300 metre kadar yakınında da Karasu nehri bulunuyor. Karasu nehri de doğrudan Fırat Nehri'ne bağlanıyor. Dolayısıyla bu üç nokta birbirine çok yakın ve üçünün tam ortasından da fay hattı geçiyor. Yani deseniz ki Türkiye'de nerede madencilik yapılmaması gerekli diye ders olarak okutulacak yer. İşte bakın, burada bir maden işletmesi kurulmamalı, işletilmemeli denilecek yer. Hele hele altın madenciliğinde kullanılan kimyasal çözelticiler olduğu için, siyanür, sülfürik asit gibi, bu daha da büyük bir tehlike. İşte tam bu bölgede yetmiyormuş gibi daha önce biliyorsunuz bir siyanür borusunda patlama olduğu için çevreye bir kirlilik yayılmıştı. Bir süreliğine faaliyet durdurma oldu. 16 milyon lira ceza kesildi. Sonra yine aynı şirkete bu kez 7,2 milyon dolar vergi avantajı sağlandı. Yani daha doğrusu bir cebinden çıkan diğer cebine fazlasıyla girdi. Peki neden, yani nasıl bu kadar şirket rahat hareket edebiliyor sorusunun cevabı da ortaklık yapısında yatıyor. Anagold şirketinin %80'i Amerika ve Kanada'da, Kanada borsalarında işlem gören bir şirkete ait. SSR Mining adı verilen madencilik şirketine ait. %20'si de Lidya Madencilik adı verilen AK Parti'ye çok yakın bir şirketin, şirket Çalık grubuna
bağlı bir şirket. Dolayısıyla da bütün bu yönetmelikler, chat raporları, bu gibi prosedürlerin aşılmasını oldukça belli ki kolaylaştıran bir şirket durumunda görünüyor. Bakın burada 2008 chat raporunda bu PASA dediğimiz, yani bu çamur denizine dönüşen kısım ve 100 milyon ton kapasiteye izin verilmiş. 2014'te diğer bir chat raporunda 173 milyon ton PASA'ya müsaade ediliyor. Yetmiyor. Böyle sıkıntılı bir bölgede ve fay hattının geçtiği bir bölgede ikinci kapasite artışı yapılıyor. 147 milyon ton. Nihai toplamda da 420 milyon tona ulaşıyor. Böylelikle de dağların seviyesini aşan, artık kontrol edilemeyen, bilimsel parametrelerin dışına çıkıp zorlamaların içine giren bir durum oluşuyor. Ve 2021 yılında da nihai chat raporu, olumlu chat raporu özelliği kazanıyor. Peki altında kimin imzası var? Altında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum adına bir imza var. Elimde tuttuğum belgede yoğun yağmur nedeniyle gördüğünüz gibi biraz renkleri de dağılmış. Bakanın adına imza, bu Murat Kurum'un aslında imzasıdır. ÇED olumlu belgesi de sadece Çevre ve Şehircilik Bakanları tarafından imzalanan bir belgedir. İşte bu belgede Sayın Murat Kurum'un imzasıyla hayata geçmiştir ve böylelikle bugün itibariyle burada bulunma nedenimiz olan bu acı felakete giden yolun taşlarının en büyüğünü Murat Kurum ÇED olumlu raporunu imzalayarak burada atmıştır. Burada mı göremedik Sayın Kurum'u? Aslında daha net böyle bir iki açıklama mı görmeliydik ya da buraya bir ziyaret göremez miydik? Ne düşünüyorsunuz? Yani sorumluluğunu gereğini yerine getirmesi aslında tek istek olurdu. Ancak bunu yerine getirmediği açık. Her biri talimatla iş yapıp sadece kendi artık AK Parti'nin siyasi sürecine katkı vermek dışında başka bir ülke geneline hizmet edecek bir amacı gütmedikleri için de burayı, Erzincan'ı bu vahşi madencilikle baş başa bırakıp terk etmiş durumdalar. Böyle bir acı olay yaşandıktan sonra sadece üzüntülerini paylaşmak keşke yeterli olsa, gidenleri geri getirse, ama gidenleri geri getirmiyor. Sade bir vatandaş gibi de sadece üzüntü belirtmek yeterli olmuyor. Çünkü bu konunun, bu felaketin sorumluluğu, en büyük sorumluluğu şu anda Sayın Murat Kurum'da. Burada aileler var içeride, sizler de görmüşsünüzdür. Feryat ediyorlar, ağlıyorlar, üzülüyorlar. Gözlerindeki yaş dinmiyor, belki dinmeyecek, bu acı bitmeyecek. Ancak bu konunun sorumluları da hem bu kararları alıp bu kadar rahat imzalar atıp arkasından bu kadar rahat uyuyamamalılar. Bu felaketin geleceğini daha önce hem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bölgeye gelerek, mecliste açıklama yaparak, yoğun çaba göstererek yerine getirdiler. STK'lar ve yine vatandaşlar, bölge halkı bu konuyla ilgili mücadele etti. Peki şimdi maden faciaları biz yeni değil, ülkemizde sık sık aralıklarla da yaşıyoruz. Bunun önüne geçmek için mecliste herhangi bir çalışma ne durumda? Yani bunun önüne geçmek için AK Parti'nin iktidardan gitmesi gerekiyor. Bu için temel formülü bu. Çünkü bilimle bağdaşmayan, bilimi ancak sıkıştıkları zaman hatırlayan bir hükümet var. Yani normal koşullarda bilimin gereğini yapın dendiğinde hayır, vahşi madencilik en ekonomik şekilde fazla üretim yapıp dünyada altın piyasası değerlenirken bundan istifade etmeye çalışan ve aynı zamanda yer altındaki milli kaynakları ve yer üstündekileri de binlerce kilometre mesafedeki Kanada, Amerika borsalarında işlem gören bir şirkete verip sadece %5'ini, belki %10'unu alıp onunla da kendisinin siyasetinin finansmanını sağlamaya dönük bir bakış açısı var. Bu bakış açısı olduğu sürece, bu AK Parti olduğu sürece maalesef bilimden uzak bir anlayış, kar hırsı ve çıkar öne çıktığı sürece bu kazaların devam edeceği görünüyor. Diğer taraftan
Açıkçası biz de sürekli olarak tespit ettiğimiz, şüpheli gördüğümüz, düzeltilmesi, tedbir alınması gereken yerlerle ilgili de kararlı bir şekilde yılmadan mücadeleye devam ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın, bölge halkının mücadelesi de oldukça önemli. Ancak bu mücadeleyi kırmak için de şirketle birlikte hükümet yine bazı adımlar atıyor. Bakın bu adımlardan bir tanesi, elimde bir protokol. Diyor ki ekonomi yer değiştirme ve geçim kaynakları destek protokolü. Bu protokolü hazırlayan kim? Anagold şirketi. Destek alanlar diye tarif ettikleri de bölge insanı. Ve diyor ki bölge insanı 130 bin lira yardım yapılmasını düşünüyoruz. Ancak diyor bir şartla. Bakalım o şart ne? O şartta da diyor ki eğer bölge insanı herhangi bir özel idari veya adli başvuruda bulunmayacağını taahhüt ediyorsa. Bizden hiçbir zaman şikayetçi olmayacaksınız ama geliyor bu. Evet, diyor ki itirazınızı çekin, yargıya başvurmayın. Biz de size 2016 yılında bu protokol hazırlanmış, 130'ar bin lira para verelim diyorlar. Yani böyle acı bir durum var. Aa, bu kadar itiraz var, uyarı var. Biz tedbir alalım, böyle bir vahşi madencilik yapmayalım. Burası fay hattı. Maraş depremlerinde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Burada büyük bir felaket olursa Fırat Nehri'ne karışabilecek olan siyanür ve sülfürik asit doğada telafisi mümkün olmayan zararlar verir demiyorlar. Onun yerine sesini çıkaranı susturmak için böyle maddi asimetrik aslında bir baskı uyguluyorlar. Bakın bu bölgede eğer siyanür ve sülfürik asit Fırat Nehri'ne karışırsa, ki şu anda vali bey yaptığı açıklamayla Fırat Nehri'nin önüne bir baraj hattı koyduklarını, bunu engellediklerini söylediler, ancak bu çok gerçekçi değil. Çünkü akan nehirler aynı zamanda yeraltı sularıyla da bağlantılı ve zaten oradan kaynağını alıyor. Dolayısıyla bu noktada şu anda zaten hali hazırda sülfürik asit ve siyanür mevcut pasayla birlikte bir liç yönteminin uygulandığı alandaki çeşitli sorunlar nedeniyle zaten şu anda yeraltı sularını şu anda yağmurla karışmakta. Dolayısıyla da önümüzde sadece Türkiye'yi değil aynı zamanda uluslararası alanda çok kritik adımların atılması gereken bir sürecin içine girdiğimizi söylemek istiyorum. Bakın Fırat Nehri Erzincan'dan geçiyor, doğuyor. Sivas, Tunceli, Elazığ'dan geçiyor. Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa'dan geçiyor. Suriye ve Irak'ı aşıp Basra Körfezi'ne ulaşıyor. Yani dolayısıyla şu anda Fırat Nehri'ne yer üstünden veya yer altından ulaşacak olan bu felaketteki kimyasal atıklar telafisi mümkün olmayan çok büyük bir çevre krizine yol açacak ve şu anda da yol açıyor. Aynı zamanda da şu anda bu milyonlarca ton ağırlığındaki kimyasal atık içerikli kütlenin altında da 9 madencimiz bulunuyor. Bu hava koşullarında nasıl bir arama kurtarma çalışması yaptıkları meçhul. Bilimi hatırladıkları bir zaman buradaki madencilere şu yöntemle ulaşmaya çalışacağız, bilim insanlarına da soruyoruz diyerek bilimi hatırladıkları bir nokta, ama bilimi ve yapılması gerekenleri burada bu canlar böyle tehlikeye atılmadan önce hatırlamadılar. Bu doğrultuda gerekli adımları uyarılarımız doğrultusunda atmaları gerekiyordu. Bilerek atmadılar, bilerek atmıyorlar. Kâr hırsı gözlerini bürümüş vaziyette. Maalesef burada da aileler acılı bir şekilde bekleyişini sürdürüyor. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok kıymetli bilgiler verdiniz bize. Evet, Ülkü Çoban konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz'dı. Özellikle Murat Kurum'un doğal afetler karşısındaki karnesini değerlendirdi diyebiliriz. Elindeki önemli bilgileri de bizlerle paylaştı. Bizlere şu an için buradan aktaracağı bilgiler bu şekildeydi, ama ilerleyen dakikalarda yine gelişen tüm gelişmeleri de sizlere aktaracağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet, çok teşekkür ediyorum Gönül Kasap.
kitap sevgili izleyicilerimiz soruyoruz. Kim, nerede, ne zaman, ne yaptı, hangi kararı aldı, bugünlere nasıl geldik? İşte bu sorular sorulmadığı müddetçe, bu sorular yanıtlanmadığı, hatta sorumlular bulunmadığı, hesap sorulmadığı müddetçe aynı şeyleri benzer olaylarla tekrar ve tekrar yaşamaya, konuşmaya devam ediyoruz. Az önce Deniz Yavuz Yılmaz dedi ki, sorumluluğun büyüğü Murat Kurum'da. Neden? Biraz sonra